Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde düz renk bir yazma var. bu yazmanın kenarında güzel sıralı bir örnek göstereceğim. yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstermek istiyorum. sizde siz de tığ battı ile ilgili problem yaşadığınızı düşünüyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oyanım1098 yazarak benim tığ battı ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaştığım videoma ulaşabilirsiniz. iki i̇ki renkle yapacağım ama isterseniz bu örnek üç renkle de yapılabiliyor arkadaşlar. hemen tarçın rengi ipimi göstermek istiyorum. Altın Başak marka 500 numara. Ve yanında krem rengi kullanacağım. Krem rengi ipim de Altın Başak marka 911 numara krem. Biraz daha böyle sarıya dönük bir krem. E, tığımda şöyle göstereyim arkadaşlar. 22 numara bir tığ kullanıyorum bugün. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Tarçın rengi ipimle başlıyorum. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim arkadaşlar şöyle. battığın altından giriyorum. İpimi tutturduğum yerde sadece bir tane üstüne zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Kolay bir model ama benim kanalımda olmayan bir model. Ne zamandan beri yapayım diyorum. Geçenlerde de Instagram'dan bir istek gelmişti bu model için. Bir defa doladım. İki tane tığ da boşu bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. 2 2 çıktım bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geldim trabzanıma 6 tane sık iğne yapıyorum önünden girerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığ battının altından Yine üstüne küçük bir örümcek. Örümcekler çok büyük olmasın. Bir defa doladım. Tığbahtı da yine iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İki iki çıktım. Bu hepimizin bildiği biçimen. Şimdi ben bu örneği iki renk iple göstereceğim ama bir de bunun ben daha önce üç rengini yapıp bitirmiştim. Onun videosu yok. Videosu bu şekilde olsun. Ben üç renkli yapmak isteyenler için üç renkli seçeneğini de göstermiş olmak istiyorum. Altıncıyı da yaptım. Yedinci tığ battının altında. Yine örümcekle başlıyorum. Bir kez doluyorum. Tığ iki boşluk. Üçüncünün altından giriyorum. İki iki çıktım. Beş tane zincirimi çekiyorum. Altı tane Sık iğne yaptım. Yedincisi. Ben arkadaşlar hızlı bir şekilde bu çimeni biraz arttırayım oya gösterecek kadar. Sonra hemen birlikte yapalım. Ben modelimi gösterecek kadar biraz arttırdım arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde. Hepimizin bildiği kolaylıkta yaptığımız bir e, çimen bu. Hemen üstünün yapılışına geçmek istiyorum. Üstünde karam rengi ipimi kullanacağım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şuradaki ilk tepemden 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvan vardı. Yuvadan giriyorum. Sık iğne yaparak üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. En kolay çiçeklerden bir tanesi. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çekiyorum. 3 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Ben burayı 4 yapraklı yapıyorum. Şöyle göstereyim. 5 yapraklı da yaparsanız olur ama arka kısmında bir sırası daha olduğu için biraz fazla yoğun oluyor o ya bence. 4 tane daha bence uygun düşüyor. Üstüne yine 1, 2, 3, 4. Şöyle ölçebilirsiniz arkadaşlar. 5 tane zincir çektim. Diğer tepeye geliyorum. 1-2-3-4-5 zincir yine kirpiğimi düğümlüyorum yine 1-2-3-4-5 zincir çektim 1-2-3-4-5 zincirimi çekiyorum kirpiğimi düğümlüyorum hep aynı yuvada 2-3-4-5 zincir çekiyorum yine kirpiğimi düğümledim 4 tane oldu yine üstüne 1-2-3-4-5 zincirimi çekiyorum diğer tepeye geldim e, tamamen sizin aradaki zincir sayısını değiştirebilirsiniz, elinizin sıklığıyla e, ilgili. Eğer çok sık zincir çekiyorsanız arttırabilirsiniz ya da gevşek çekiyorum ben diyorsanız azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hem bunları yaparken de bazı hatırlatmalar da yapayım arkadaşlar. Hem bugün yayınlanacak olan videomun e, yakın plan fotoğrafı hem de şimdiye kadar kanalımda yayınlanmış bütün modeller. Instagram'da yakın plan fotoğraflarıyla o sayfamda var. beni Instagram'da takip ederek yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. aynı zamanda oyanım.net internet sistemde yayında. İnternet sistemine girerek hem benim yaptıklarım hem de diğer arkadaşlarımın yaptığı beğendiğim hoşuma giden birçok şeyi bulabilirsiniz. Yine ben 5 zincir çekerek kirpik düğümlemeye devam ediyorum. Bunu da yapalım. Ben hızlı bir şekilde hepsini tamamlayacağım. Zor bir model değil. Ee, sadece 3 sıra olması biraz sizi düşündürebilir diye düşünüyorum. Yoksa muntazam yapması kolay bir model. Yine 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Diğer tarafa geliyorum. Ben hızlı bir şekilde bunu tamamlayayım arkadaşlar. Birkaç tane eksik kaldı şöyle. Sonra bir sıramız daha var. 3 sıra. O sırayı yapmak için hemen dönüyorum. Ben ikinci sırayı da tamamladım hızlı bir şekilde. Şimdi tekrar aşağıda kullandığım tarçın rengi ipimle tekrar bir sıra daha gideceğim. Ee, dediğim gibi model çok bilindik bir model aslında. Ben de daha öncesinde kaç tane bu modelden yazma yaptım ama bir türlü videosunu çekmek kısmeti olmamıştı. Ee, hemen bu şekilde de videosunu hazırlamış olalım. Tarçın rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim. Şimdi şu aralarda beşer tane zincir çekerek e, boşlukları oluşturmuştuk. Bu zincirimin altından giriyorum üstüne bir iki zincir çektim bir defa doluyorum 2 2 çıktım yine bir defa doluyorum 2 2 çıktım bir defa doluyorum 1 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim son yaptığım trabzanın önünden giriyorum sık iğne ile buraya 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane. Çok fazla yaparsanız uç kısmı diğer tarafa doğru yani sağa doğru kıvrılır. Düz durması gerekiyor modelden dolayı. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 4 5 Diğer zincirimin altına geliyorum sık iğne ile çiçeğin arkasından geçiyorum yani şöyle göstereyim. Yine iki tane zincir çektim bir defa doluyorum. Burada arkadaşlar benim gösterdiğim trabzan sayısını isterseniz ben 3 tane trabzanla yapıyorum. 4 yapabilirsiniz ama her zaman aklınızda bulundurmanız gereken bir şey var. Zaten ön sırada da çiçekler olduğu için biraz fazla üst üste biniyor haberiniz olsun. Eğer öyle yapmak isterseniz deneyebilirsiniz küçük bir mendil kenarında sonra karar verin bence. En son 1 2 2 çıktım. En son trabzanımdan üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. En son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemi aynı yerdeki zincirimin altından yapıyorum. üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Diğer tarafa geçiyorum bu şekilde. Yine 2 tane zincirle başlıyorum. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Yine bir defa doladım. 2 2 çıktım. Son bir defa doluyorum. 1 2 2 çıktım. 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Son yaptığım tırabzanımın önünden giriyorum. 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 oldu. 5. yine zincir altından yapılıyor. 1 2 3 4 5 oldu. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Ben arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Size bir ütüsüz halini diğer üç renkte de ütülü halini de göstermek istiyorum. Ben oyamı hızlı bir şekilde tamamladım üst kısmı yapraklarını arkadaşlar e, iki renk yaptığımızda genellikle düz renk yazmaların kenarında ben bu şekilde yapmayı uygun buluyorum daha güzel oluyor ama renkli desenli bir yazmada da ben daha önce bu örneği üç renkle de denedim hemen onu da göstermek istiyorum o da çok güzel oldu. Siz hangisini beğendiyseniz hangisi sizin zevkinize göre diye düşündüyseniz onu yapabilirsiniz şöyle ikisini birden göstermek istiyorum. İnşallah herkes yapsın güzel günlerde sağlıkla kullansın.